Türkiye'nin ilk milli muharebini bekası içi olan uçağı yapıyoruz. Uçağı yaptık aslında. Uçağı yaptık aslında. Yeni bir savunma raporuna hoş geldiniz. Milli Muharip uçağımızda son günlerde büyük bir hareketlilik var. Bugün de yeni açıklamalar, yeni gelişmeler paylaşıldı. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan Milli Muharip uçak, roll-out'a yani hangardan çıkışa hazır. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip uçak, yoğun şekilde hangardan çıkış törenine hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü TUSAŞ Temel Kotil, Milli Muharip uçakımızı motor çalıştırarak roll-out'a hangardan çıkışa hazırladı. Bundan sonra tören için Sayın Cumhurbaşkanımızdan gün bekliyoruz. Savunma sanayinde asıl teslimatlarımız 2023 yılında. Onun için ihracat rakamları katlanacak. Türkiye, savunma sanayisi ihracatında çok yakın zamanda 10 milyar doları görecek, hatta onun da üzerine çıkacak ifadelerini kullandı. Üzerinde çalıştıkları Milli Muharip uçak, Gürjet, Anka-3 ve jandarmaya teslimatına hazırlanılan Gökbey'in komplike sistemler olduğunu belirten Kotil, işler ne kadar paralelleştirilebilirse bunların o kadar kısa zamanda bitirilebileceğini söyledi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Temmuz 2022'de katıldığı A Haber yayınında, MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyasının yayımlandığını aktarmıştı. MMU'nun motoru için teklife çağrı dosyası yayımladık. Buna cevap bekliyoruz. TR Motor ve TEİ tekliflerini verdi. Kale ve Rolls-Royce bugün yarın verecek. Bu teklifleri inceledikten sonra masaya oturup yol haritası çıkaracağız. İşbirliği içinde yapılan motorlara sıcak bakıyoruz. Umarız gerçekleşir. Kendi kabiliyetlerimizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Milli Muharip Uçak başta olmak üzere geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin gerçekleştirileceği büyük bir yatırıma daha imza atıyor. Sahip olduğu kapasite ve kabiliyet ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük radar kesit alanı test tesisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor. Milli Muharip uçağın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan radar kesit alanı test tesisi, son teknoloji altyapısı ile dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak. Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip uçağın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak. Desteklediği platform boyutu ve ölçüm hassasiyetleri açısından Türkiye'nin en büyük radar kesit alanı test tesisi için görüşlerini ifade eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamaları şu şekilde. Havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı barındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.